Ali Yakup çok kitaplarda da geçen bir sözü var. Ben Müslümanları ümmet oldukları için her Müslümanı severim. Ancak Türkleri biraz daha fazla severim. Çünkü eğer Türkler Balkanlara gelip bizi Müslüman yapmasalardı ben belki bir zangocu veya rahibin çocuğu olacaktım. Yani bir Hristiyan olarak hayata devam edecektim. Benim İslam'la şereflenmemi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımamı onlar sağladı. Onun için ben Türkleri biraz daha çok severim diye böyle bir daha latif bir bakış açısı da var. Kıymetli Radyo dinleyicileri, Değerli Arkam TV izleyicileri yeni bir Kültürden İrfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, izzeti hepimizin, hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, Kültürden İrfan'a programında kültürümüz ve irfanımızda bize yön veren geçmişimizde, geleceğimize de bize yön verecek olan kelimelere, kavramlara, kültürlere irfan gözüyle bakmaya çalışıyoruz. Ve her zaman olduğu gibi kıymetli Abdurrahman Topbaş Beyefendi huzurlarımızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükür, sizler iyisiniz. Hamdolsun, bizler de iyiyiz. Ee, seyahatler devam ediyor. Evet. Ee, dediğimiz gibi geçen haftalarda bir artık son bir umre yolculuğunuz oldu en son oraya gitmiş oldunuz. Medenilik, medenilik kavramlarına belki e, değinmek açısından bir kapı açmış olalım ileriki programlarda. Bunu da konuşmuş oluruz ama bir önceki programda Balkanları kapatırken demiştik ki Balkanlar bizim için aslında kültür ve medeniyetimizin kapısı. Sonuçta yüzyıllarca orada e, görev yapmış insanlarımız var. E, oraya hakim olmuş demek istemiyorum çünkü orası as aslında bizim Dünyaya açılan kapımız bizim olduğumuz için hakimlik kavramını kullanmak istemiyorum. Orada görev yapmış, hizmet hmm. üretmiş, hizmet götürmüş insanlarımız olmuş. Haliyle Balkanlardan da kültür ve belki medeniyet açısından da değerlendirmişiz. Biz etkilenmişiz, onlardan etkilemişiz ve onları etkilemişiz, onlardan da etkilenmişiz. Bu bağlamda geçen programı kapatırken demiştim ki hani hep olaylara değiniyoruz, kavramlara değiniyoruz ama e, Balkanlarda da önemli şahsiyetler var kültür ve sanat alanında ilerlemiş. Ondan sonra maneviyat alanında ilerlemiş. Ki oradaki tekerlerden falan da bahsetmiştiniz siz. Onlarla alakalı birkaç somut isimden bahsedelim demiştik. Bir sonraki programdan öyle kapatmıştık. Şimdi isterseniz o somut isimlerden başlayalım. Hatta siz programı kapatırken de birkaç isimden bahsetmişsiniz, söylemişsiniz. Bu isimlere değinelim. Onların Balkanlar kökenine değinelim. Onların Osmanlı Devleti'ni, bizim Cumhuriyetimizi nasıl etkilendiklerini de değinelim isterseniz. Eyvallah, teşekkür ederiz. Şöyle bir kavramdan yola çıkayım sonra şahıslara geçelim. Cumhuriyet kurulduğunda biliyorsun ama kardeşim e, hani ümmetten millete geçiş diye bir e, slogan vardır. Ve işte ona e, bağlı da bir Türk milliyetçiliği var ama bizim anladığımız bir Türk milliyetçiliğinden ziyade Türkiye sınırlılığıyla sınırlı, mahdut bir e, milliyetçilik. Daha doğrusu bu içe yönelik bir milliyetçilik çünkü bir, bir imparatorluk bakiyesinden sonra çok farklı kültürler, diller, toplumlardan gelen göç eden bir Anadolu var. Ve bu Anadolu'yu ayakta tutmak için bir kavram oluşturmaları lazım. Burada genellikle sonraki yıllarda da büyük pek çok grupların devletle kavgasına vesile olan bu yeni bir Türk tanımı ortaya konmuştur. Peki bu nereden geldi diye çok düşündüm. Evet bir Fransız ihtilali mütakibinde ulus devlet anlayışının gelişmesi, şu bu filan pek çok dünyayı etkileyen akımlar ve hikayeler var. Ancak bizim hikayemiz ne? Nasıl gelişti? diye araştırırken şunu hissettim. E, malum Cumhuriyeti iki bölgenin insanı kuruyor. Rumeliler ve Kafkasyalılar. Burada kültürel etkileşim olarak Rumeli'deki Türk kavramının Anadolu'ya, uygulanma şekli var. Çünkü Rumeli'de Türk dediğinizde daha önce konuştuk bunu Müslüman hatırlanıyor. Bu Türk kavramı Anadolu'da da uygulanmış. Tabi uygulanırken de Balkanlardaki Türk kavramının gelişimiyle Anadolu'ya yeni Türk kavramının empoze edilişi arasında ciddi bir fark var. Biri alttan yukarıya gelişmiş oluşmuş bir gerçeklik. Öteki ise tepeden aşağı doğru empoze edilme. Biri doğal akış, evet. öteki empoze. Birisi çok uzun yıllar sürmüştür belki. Tabii Birisi çok kısa bir şekilde. Çünkü Balkanların İslamlaşması, Hı -hı. Müslümanlaşması, Anadolu'dan gidenlerin elinden yapıldığı için gelen herkese Türk denmiş. Evet. Ve e, Türk olmakla Müslüman olmak eşitleşmiş, Hı -hı. eşit hale gelmiş. Anadolu'ya empoze edilme şeklinde de. Esasında Anadolu'da da Türk denmesi hı hı. Müslümandır kardeşim. Köken olarak Kürt, Zaza, hı hı. Çerkez, Arap başka milletler ne olursa o fark etmez. Fark etmez. Siz hepiniz Türk'sünüz denmiş. Evet. Kendini Türk diye ifade edeceksin denmiş. Peki Hristiyanlar? Hristiyanlar bunun dışında tutulmuş. Hem içinde hem dışında diyelim. Müslüman olmadığı için işte dediğiniz gibi evet. belki. Evet. Ve nüfusun %99'u Müslüman tabiri yine Cumhuriyet'te özellikle 1940'lardan o e, 6-7 Eylül hadiselerinden sonra topluma empoze edilmiştir. Hı hı. Mesela adam belki bir inançsız, deist, ateist veya hı hı. başka bir şey ama fark etmiyor. Hı hı. Yine onlar Müslüman yani kültür sistemin içerisinde kabul edildiği için hepsi Müslüman kabul edilmiş. Hatta 1928 e, Yunanistan mübadelesi var meşhur. Evet. Orada Yunanistan'daki Müslümanlar buraya getirilmiş. Hı, hı. Anadolu'daki Hristiyanlar Yunanistan da Yunanistan'a gönderilmiş. Yunanlamış. Evet, mübadele. Peki bu mübadelede Türk olup da Müslüman olmayanlar hmm. var. Onlar Oraya gönderildiler. Oraya gitmişler. Evet. Hmm. Yani Çok enteresan. bu etnik bir milliyetçilik olsa gitmezlerdi. Gitmezlerdi, burada kalırlardı. Evet. Ama bu din esaslı bir hmm. yapılanma olduğu için hı hı sadece Müslümanlara Türk denmiş. Ancak uygulanma şekli sorumlu. Evet. Yani uygulanma şekli veya toplum anlamamış olabilir. Şöyle empoze olduğu için Evet, dayatma olduğu için. Yani mi? dayatma evet. olduğu Hı -hı. için özellikle en çok da tabii bunu Gürcüler vesaire diğerleri de şey yapmış ama Hı -hı. en çok da Kürt toplumunda bu Evet. Bir karşılık bulmamış, aksine evet. tepkiye sebep olmuş. Evet. Balkanlardan göçenler etnik köken olarak Pomak, Arnavut, Boşnak olsa dahi o kültürden geldikleri Hı -hı. için otomatik kendilerine Türk kabul etmişler. ve dikkat edersen Türkiye'de iki toplumda genellikle Türk olmadıkları halde Hı -hı. kendilerine soyadlarına bir tarafına bir Türk iliştirmişlerdir. Bu iliştirmişlerdir evet. Bunlar bir Doğu Karadenizler, Hı -hı. iki Balkanlar. Şen Türk, Türk Türk Yılmaz, Türker, Türkten vesaire hı. gibi vatansever, bayrak, bayraktar, albayrak hı hı. vesaire. Mesela İçeriyen'de olduğu bu tabirler yoktur. Antalya, hı hı. Ege ve buralarda yoktur. Çünkü o coğrafyalarda hani kökenler farklı oldukları için ama hı. Müslümanlar ama bir de Türklük'te de bir ilinti kurmak istiyorlar. Evet. Tabii işte bu işi belki kavramsal olarak adı konulmasında bir mahsur görülmemiş ama sonraki dönemde uygulama şeklinde hı hı. herkese kardeşim sen bundan sonra böylesin hı hı. diye bir zorlama, empoze, dayatma hı hı. noktasına gelince toplumda eee ziyade kesimde tepkile karşılanmış. E, tepki tepkile karşılanmış. Evet. Bu e, şeydir yani. Güzel bir tespit. Evet. Aslında bizim günümüzdeki Birçok meselenin de anlaşılmamasından dolayı kaybola kaybola şu anda sadece sanki Kürt'lük Türk'lük meselesine dönmüş gibi. Evet. Olayın temelinde yani bir, aslında. Bir etnik milliyetçilik kavgasına evet. dönüşmüş. Aslında öyle değil. bir şey hiç yok yani. Değil. evet İkincisi biz yine ağırlıklı Avrupa yani bizim ağırlıklı e, mücadele ettiğimiz alan Avrupa sahası. Doğu Avrupa. Evet. evet. Doğu Avrupa, Orta Avrupa. Onlar da bizi Osmanlı değil de kendi kayıtlarında Türkler diye Türk kaydediyorlar. Türkler Evet. Şimdi içeriye baktığımızda mesela bir sürü şey yani hatta içeride zaman zaman Osmanlı kayıt sisteminde Türk deyince yörükler hmm. genellikle anlaşılmış. Evet. Yani Türk diye tarif edilen yörükler hatta çok da hoş bir şekilde de Evet. Var. Çünkü bu göçebeler genellikle hmm. vergiden kaçarlar. Devletle de araları çok iyi değildir. Ele avuca sığmıyorlar çünkü. Evet. Ele avuca sığmıyorlar. Genellikle de İran daki Türk hanedanları bunlara para mara bir şeyler yolladıkları için de boş da isyan etmişlerdir. Konar göçerler yani. Tabii. Evet. İşte bu meşhur Celal isyanları evet. bir kısmında vardır. Veya benzer küçük lokal isyanlar var. Yine bunlar var. İlginçtir. Bu Anadolu Rumeli şey de vardır aslında. Bir e, suyun öbür tarafı diye de kendi adına bir rekabet de vardır. Rumeli'den Anadolu'ya göçenler de biz aslında Konyalı izlerler veya Karamanlı derler. Bu da şuradan çıkma. Karamanoğlu Beyliği Osmanlı tarafından ele geçirildiğinde hı hı. ya bunlar bir daha başımıza bir iş açmasınlar diye hı hı. Karamanoğlu taraftarı olan bütün aileler, beyler Balkanlara. Balkanlara yerleştirmişlerdir. Ondan dolayı böyle bir şey vardır. Konyalıyız vesaire diye. Rumeliler de ya bu Anadolu'ları gariban adamlar, kafası çok çalışmaz filan diye böyle bir, onların da öyle bir şey vardır. Genellikle. Anadolu'dan Balkan'lara gidenler de orada genellikle gayrimüslimlerle şunda bunla mücadele ettikleri çünkü Osmanlı göç politikasını çok iskan, göç ve iskan çok iyi organize etmiş. Evet. Küçü zamanda da öyle. Hı. Bak mesela 1870'ten sonra hı. Balkanlardan hızlı bir şey var, akım var hı hı. buraya doğru. Orada da mesela herkesi bir yere yığmamış. Bugün Suriye göçmenlerine yapılan hata evet, gibi değil. Evet. Anadolu'ya dağıtmış. Nerede boş köy var, boş kasaba var veya boşaltılmış yer var veya desteklenmez gereken yer var, oraları götürüp yerleştirmişler. Muş'ta var, ağrıda var. Balkanlardan gelmiş. Evet. Cizre'de var, Adana'da var, Sivas'ta var. Çok alakasız Anadolu yerler. Anadolu'nun her tarafına Tabii, Evet. Afyon, evet. Manisa. Buralarda böyle Balkanlardan muhaciret etmiş çok fazla insanımız var. Mehmet Akif de böyle benzer birisi. Hı. Babası İpekli. Bugün Kosova sınırlarında kalan, hı hı. Pey derler. Slavca'da Peç denir. Babası oradan geliyor Çanakkale'ye. Çok bilinmez. Annesi Çanakkale'li bir yörük. Yani Türkmen Bayramiç. Muhtemelen tayinle geliyor. Oradan sonra, 14 yaşından sonra Halkalı'daki Baytar Mektebi'ne evet. kazanıp oraya gidiyor. Ama o kültürü muhtemelen babadan gelen kültürü yaşattığı için safaatta evet, evet. bu konuları da işlemiş. Balkanlarla ilgili görüşlerini. Şemsettin Sami Fraşeri, o da Güney Arnavutluklu. Yani Hı. yan yalı bugün. E bugün Yunanistan'da kalıyor. Onlara da Çam Arnavutu derler veya Çamariyalı derler. Yani çok sıkı adamlardır. Hı. Hem dindarlıkları hem de milliyetçilikler açısından çok. Çünkü Yunanlarla tam iç içedirler. Hı hı. Yani hep böyle Yunanlarla mücadele geçmiştir hayatları. Gerçi o Freşer köyü Chirokastro, Ergiri sancağının, Osmanlı Ergiri sancağı, bugünkü adı Cirokastro, köyleri oradandır. Hı hı. Ama Yanya'ya bağlı İstanbul'a okumaya mı geliyor veya okumasını Kosova'da yapıda mı geliyor tam orayı hatırlayamıyorum. İyi bir Türkolog, edebiyatçı. Şöyle bir şey var, edebiyatçılar da bu filologlarda kendi milletine mensup olmayanlar o dili daha iyi öğreniyorlar. Mesela Arapçada da öyle. Dışarıdan o dile bakanlar daha iyi Dışarıdan o dile bakıyor. Farsça, Türkçe mesela işte biri mesela iki çok iyi Türkçeci iki isimle bahsedilir. Biri mesela Şemzettin Sami, öteki ben biri Macar Yahudisi bir Türkolog. Hatta o sadece Anadolu Türkçesi değil Çağatayca, yani Orta Asya Türkçesine çalışmış. da hakim. Evet, çok e, ilginç bir adamdır. Zaten bunlar ortalama 5-6 dil biliyorlar. Hı hı. Ama bir dile çok yoğunlaşıyorlar. Kamus hı hı. yazacak hı hı. kadar hakim. Hı hı. Tabii şöyle, bunu bildiğinde aynı zamanda Farsça ve Arapça da bilmesi lazım ki. Osmanlıca, hı hı. çünkü Osmanlı'da malum iki Türkçe var. Bir halk konuştuğu Türkçe. Yani bugün bizim kullandığımız Anadolu Türkçesi. Bir de... İstanbul'un kullandığı bürokrasi Türkçesi. Evet. Yani edebiyat ve bürokrasi o dili hı hı. kullanıyor. Katiplik de buradan biraz. Katip demek o dili bilen. İşte yok okuma yazma çok hı hı. düşüktü de şu kadar da kimse okuma yazma bilmiyor. Hayır efendim. Katiplik ayrı bir şey. Hı hı. Yani o resmi dili hı hı. okuyacak ve yazacak seviyede olmak ayrı bir şey. Ayrı Anlayacak bir şey. evet o kelimeleri bizi. Yoksa eskiden BAP yazılırmış ama halk kapı dermiş. Hı. Doğru. Yani halk türjesine yine kapı olarak geçiyor ama yazılırken işte bab kelimesi kullanılmış edebiyatta. Edebiyatta da, da öyle. Yani bu biraz e, o e, şehirli ve varoş ayrımını, e, kırsal ayrımını çok güçlü bir şekilde yaptığı için hı hı. Osmanlı buradan kaynaklanıyor. Burada da yine Balkan etkisi de var. Evet. Mesela İstanbul'da Batı Anadolu'da ve özellikle de İstanbul çevresinde tek eşillik. Hı hı. Yine bir Balkan geleneğidir. Yani Rumeli'nin İstanbul'u olan etkisinden kaynaklıdır. E Pek daha öncesinde Anadolu'da yok mu? Var. Evet. Anadolu'da var, Doğu'da var. Çok eşlik. Ama İstanbul'da genellikle Rumeli'den bürokrasiyi oluşturanlar, saraya alınan cariyeler vesaire. Tabi cariye diye alınanlar da ileride ya paşa hanımı, hı hı. ya şehzade veya sultanların padişahların hanımı oldukları için o kültürü de etkiliyorlar. Bunun içindir ki mesela Yine yatırım da aynı şekilde. Balkanlardaki eser sayısına baktığınızda müthiş yani işte 15.000 olduğu tahmin ediliyor. Hı hı. Köprüsü, hanı, hamam vesaire falan. Tabii çok tabii. Müthiş bir rakam. İstanbul'a geliyor, İstanbul'da okuyor. Hı hı. Ve buradaki edebiyat çevrelerinde çok ciddi etkisi oluyor ve bir kamus, bir sözlük yazacak kadar ağır bir seviyeye geliyor. Yine farklı bir bilgi. Esad Erbil Hazretleri'nin de yine Balkanlarda çok fazla müridi var. Kayıtlardan anlıyoruz. Zaten Balkanlarda tasavvufi akımlar evet, Evet genellikle tabi orada Bektaşi, Halveti, Rufai, Melami. Genellikle dört akım var. Ama sonraki dönemlerde Nakşilik de oralarda yayılmış. Şeyde önemli isimlerden biri. Esad Erbil'i tekkesi. Oraya da ciddi bir Müriden yollamış. Son dönem tabii vakit kısıtlı ve çok evet. hızlı konuşuyorum. Eyvallah. Son dönem bizi etkileyen iki önemli isim. Biri Ahmet Davutoğlu. 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 T ile değil, D ile bitiyor. Hayrettin Karaman'ın hocası. Osman Efendi'nin hocası. Öyle mi? Evet. Bulgaristanlı. Bulgaristan'daki Nüvap yani bugün Nüvap mektebi mezun. Yani imam hatiple ilahiyat arası bir okul tarif edeceğimiz hmm. şeyde. Yani genellikle Bulgaristan'daki dini hayatı bu nüvap, iki veya üç nüvap var. Yani oradan yetişenler Bulgaristan ve civarının dini hayatını hmm. yön vermişler. Ahmet Davutoğlu da bunlardan biri. Tabii sonra kendini yetiştiriyor. Hmm. Yanlış hatırlamıyorsam Mısır birkaç yer İstanbul'da hmm. okuyor. Bir diğeri de Ali Yakup Cengciler. O da hmm. Gilanlı. Doğu Kosova sayılıyor. Oradan İstanbul'a göç etmiş bir alim. Hmm. Her ikisi de büyük izler bırakmıştır. Tabii sonuçta. yani Cumhuriyet'in ilk döneminde Tabii. Türkiye'de dini hayatın yeniden Hı. şekillenmesinde Hı. çok ciddi etkileri Yetiştirdikleri olmuş. Yetiştirdikleri talebeler evet. konusunda da öyle yani. Sonuçta talebelerinin de aslında Türkiye'de büyük izler bıraktığını görüyoruz. Ali Yakup Cenkçilerin çok kitaplarda da geçen bir sözü var. Ben Müslümanları ümmet oldukları için her Müslümanı severim. Hı. Ancak Türkleri biraz daha fazla severim. Çünkü eğer Türkler Balkanlar'a gelip bizim Müslüman yapmasalardı, ben belki bir zangocu veya rahibin çocuğu olacaktım. Yani bir Hristiyan olarak hayata devam edecektim. Benim İslam'la şereflenmemi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımamı onlar sağladı. Onun için ben Türkleri biraz daha çok severim diye böyle bir daha, daha latif bir bakış açısı da var. Tabi bu da şunu gösteriyor. Esasında işte medeniyet götürmüş. Tabi. Biz oraya medeniyet götürdük. Oradaki insana bir hüsnü kabul Doğru. gelmişiz. Empoze etmemişiz. Empoze etmemişiz. Evet, o önemli. Ve onun için buraya geldiklerinde çok rahat etmişler. Tabi çok ciddi tasavvuf uleması da var. Yine mesela Hasip Efendi. Evet cerrahite Tekkesi'nin şeyhlerinden Hasip Efendi. O da yine Balkanlardan göç etmiş. Önemli bir şey efendidir. Tabi özellikle Bosna'da tasavvuf kültürü daha fazla devam ediyor. Arnavut bölgelerinde biraz e, tekkelerle müftülükler ayrışmış. Tekkeler böyle daha fazla daha böyle halka dönmüş. Biraz da bizim Kur'an ve sünnet çizgisinden de kopmuşlar. Daha böyle zikir çeken, daha onun dışında biraz daha böyle lay lay lom. Hmm. çok derine inmeyeyim. Hmm. Daha fazla böyle meşk üzerine Ritual, e, e, ritüel e, ritüel tarafına kalmış, girmiş. Evet. Ama onlar da ilgi çekiyorlar sonuçta. O. E, e, tabii onlar ya toplumda evet. bir karşılık olmuş Kamu ama çok ciddi de değil. Bir de şöyle bir şey de olmuş. Biraz da böyle o batini tasavvuf dediğimiz, özellikle Bektaşilerde bunu çok gördüm Arnavutluk'ta. Evet. İşte Şeyh Baba'nın resmini koyarsan arabaya, kaza geçirmez. Evet. Şeyh Baba bizi korur, başımıza bir şey geldiğinde ondan himmet isteriz vesaire gibi böyle bir daha batini yani ana hattan kopmuş hı hı. bir noktaya gelmişler. Tabi esasında bu da bizim sorumluluğumuzu arttırıyor yani gidip o insanlara hakikati anlatmak, İslamlaşma dönemindeki doğruları anlatıp ona göre bir esasa dönmelerini sağlamak çok önemli. Ama dayatmadan o da önemli. Çünkü e, tabii. onlar Ama şöyle evet. zaten kök belli. Evet. Doğruyu gösterdikten sonra, evet. yazdıktan yani sonra onlar o, da bir şekilde anlıyorlar. O o kök belli. Bazı yerlerde işte Alkol vesaire, bir takım formüller bulmuşlar kendi kendilerine. Bunun bir karşılığı yok. Ama o topraktaki bereket duruyor. Tekrar o külü üflemek, üflemek alttaki yani koru çıkarmak lazım. Hı hı. Tabii özellikle Yugoslavya döneminde e, öğrencilerin Arap ülkelerine gönderilmesi çok ravaç hale gelmiş. Hı. Oradan gelen böyle bir selefi bir damar da Tabii, oluşmuş. Etkilemiştir. Arabiye derken eserden ziyade esere gidenler yine dengeli olmuş. Hı -hı. Ama diğer ülkelerin giden gidenlerde böyle bir selefi damar yerleşmiş. Efendim söyleyeyim. O geçmişe ait ritüellerin vesaire hepsini toptan bir yok sayan Hı -hı. Ona itiraz eden bir akım gelişmiş. Ya arkadaşım bak şu şunlar şunlar hatalı bunları bırakın. Hı. "Demek yerine toptan, toptan hepsini ehli bidat evet. dalalet ehli gibi kabul edilmiş." Bu da biraz böyle birbirine şey yapmış. Bu da bu ihtimal ki tabi Yugoslavya döneminde yapılmış. Bu bu da bir çalışma ürünü olabilir. Proje Anadolu'yla bağı koparmak. Çünkü Avrupa'daki e, Müslüman varlığı hı hı. veya oraların tabirle Türk varlığı Batı Avrupa için hep bir sorun olmuş. Ya Slavlar için. Evet. Onun için olabildiğince bu kökü kazıyalım diye bakılmış. Onun için Türkiye çok fazla eser orada ihya etti. Evet. Yani o varlık anlaşılsın, hissedilsin vesaire diye. Son zamanlarda da iyice artmış oldu. Belki restorasyon çalışmalarıyla ortaya çıkanlar. Ama dediğiniz daha önemli galiba bizim oralara yoğunlaşmamız lazım. Oradaki o külü üflememiz lazım. Çünkü oradaki Toprağın daha bereketli olduğunu söylediniz. E, oradaki neş ve bereket daha fazla olacaktır bu şekilde. Türkiye'nin gönül sınırları, gönül hududu bir haçtan başlar. Güzel. Bosna en uç noktası. Oradan başlar. Onun için yani Balkanları, Rumeli'yi unutmayacağız. Evet. Tabi bu arada son bir yıldır, iki yıldır Balkanların şöyle bir şansı var. Avrupa Birliği Schengen vizesini çok zorladığı için Avrupa'ya seyahat edemeyen pek çok insan Karadağ, Arnavutluk, Kosova, hmm. Makedonya, Sırbistan vesaire gibi o coğrafyaya seyahat ediyor. oraları geziyorlar. Böylece orada yani Türkiye'den gelen çok fazla turizm var oraya. Doğru. Son iki yılda bu da tabii orada da ticaretin tabi can, canlanmasına, canlanmasına da sağ da sebep oluyor. Eyvallah. Böyle bir e, işin güzel tarafı da var. Eyvallah. Şöyle program artık bitmiş oldu ama gelecek programda Medine'ye gittiniz geçen haftalarda. Evet. Medine ve medeniliğe denelim isterseniz. Bu konularda da çok güzel söylemleriniz var. Ee, bence bunu da e, izleyicilerimize paylaşmak evet. isteriz dinleyicilerimizle. Vaktimiz oldu sanacağım. Bu Abdülkadir seni atlatarak bir program çekti. Öyle orada mi? Ama <gülüyor> <gülüyor> onun e, onun alt açılımını, çünkü orada da zaman yetmedi. Hı hı. E, her zamanki gibi yarım saatte bir sürü konuyu sıkıştırmaya çalışınca e, şey kalıyor. Evet. Hep konular hı hı. eksik kalıyor. Esasında Medine ve Yahudiler konusunu anlatmak evet. istiyordum ama tam evet. da bu e, içinde bulunduğumuz doğru. Ortadoğu'daki e, Filistin, İsrail, Gazze konularını onları anlatacak şekilde belki onları olur. Onlara denmiş oluruz. E, yani bu Yahudi meselesi nedir? Antisemitizm, Siyonizm, insanın kafası çok karışıyor. Evet. Bu mesele çünkü Olayı da bilmiyorlar. Bir de okumak tam yetmiyor. Onun için e, biraz e, gören ve okuyan olarak acizane eyvallah. bu konuda bir şey söylemek isterim inşallah. Peki. Eyvallah. Çok teşekkürler. Biz o teşekkür zaman e, o programda biz iple çekmiş olacağız inşallah. Eyvallah. Çok eyvallah, teşekkürler. Sağ Ağzınıza sağlık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İlfana programında burada sonuna geldik. Bir sonraki programda bahsetmiş olduğumuz konulara konuşmak üzere. Şimdilik hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.